Çok değişkenli fonksiyonlarda limit örnek soru 6. Bu videomuzda çok değişkenli fonksiyonlarda limit konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Limit x'ye 0, 0'a giderken x çarpı ln 1 artı y bölü x kare artı y kare limitinin varlığını araştırınız. Bu şekilde bir limit sorusuyla karşılaştığımızda ilk olarak x yerine 0, y yerine 0 koyup nasıl bir limit ile karşı karşıyayız onu tespit etmeliyiz. X yerine 0 koyarsak yukarısı 0 çıktı. Bölü x ve y yerine 0 koyarsak aşağısı da 0 çıktı. 0 bölü 0 limiti ile karşı karşıyayız. Yani bir belirsizlik durumu. İlk olarak sadeleştirme veya eşlenik çarpımı yaparak buradaki belirsizlikten kurtulabilir miyiz? Sadeleştirme veya eşlenik çarpımı. Sadeleştirme için çarpanlarını ayırabilmemiz gerekiyor. Sadeleştirme mümkün gözükmüyor. Eşlenik çarpımı köklü bir ifade olması lazım ki eşlenik çarpımı diye bir şey yapalım. Bu seçenek mümkün değil. İkinci olarak kutupsal dönüşüm yaparak belirsizlikten kurtulabilir miyiz? Kutupsal dönüşüm ile. Kutupsal dönüşümle belirsizlikten kurtulma yolunda x yerine r cos theta, y yerine r sin theta, x kare artı y kare yerine, tabii ki varsa ki bu soruda var, r kare yazarak bir deneriz. Bir deneyelim bakalım kurtulabiliyor muyuz? Limit r 0'a giderken dönüşürüz. X ve y yerlerine getirip 0 0'ları koyduğumuzda aynı açıda sonuçların 0 çıkmasını sağlayan bir açımız yok. Cos theta ve sin theta'nın aynı anda 0 olmasını. O yüzden r'nin 0'a gitmesi gerekiyor. X yerine r cos theta çarpı ln 1 artı r sin theta bölü aşağısı da r kare. Buradan birer tane r sadeleşir. Ve ardından tekrar r yerine 0'ı koyarız. Bakalım kutupsal dönüşüm 0 bölü 0'dan kurtulmamızı sağlayabildi mi? R yerine 0 koyarsak burası cos theta olarak kalır. Orada r'li bir şeyimiz yok. Buradaki r yerine 0 koyarsak burası gider ln 1 kalır. Bölü aşağısı 0. ln 1'in de 0 ettiğini bildiğimiz için 0 bölü 0 belirsizliğinden kutupsal dönüşüm bizi kurtaramadı. Sadeleştirme veya eşlenik çarpım veya kutupsal dönüşüm ile bu belirsizlikten kurtulamıyoruz. O zaman tek çaremiz olan bu limitin var olmadığının gösteriminin peşine düşüyoruz. İşte 0'a 0 noktasına çeşitli yönlerden yaklaşacağız. İlk olarak x eşittir 0 doğrusu boyunca yaklaşalım. Doğrusu boyunca. X 0 doğrusu boyunca yaklaştığımızda limit y 0'a giderken dönüşür. Çünkü x gördüğümüz yerlere 0 yazarız. X gördüğümüz yere 0 yazınca yukarısı komple 0 oldu. Aşağıdaki x yerine 0 yazınca y kare kaldı. Buradaki y 0'ı koymadan önce bu işlem yapılabiliyorsa yapmalıyız ki yapılabiliyor. Limit y 0'a giderken oranın sonucu 0. Y yerine 0 koymaya kalktığımızda koyabileceğimiz bir y yok. Limitin sonucunu 0 olarak bulduk. Y eşit 0 doğrusu boyunca yaklaşıyoruz. Bu sefer limit x 0'a giderken dönüşür. Y gördüğümüz yerlere 0 yazarız. X y yerine 0 yazarsak ln 1 bölü y yerine 0 yazarsak x kare. Sadeleştirmeleri yaparsak buradaki x kare ile x birbirini götürür x kalır. Ln 1 0 ettiği için limit x 0'a giderken 0 bölü 0 bölü x kalır. Bunun sonucu da limit x 0'a giderken 0 eder. X yerine 0 koymaya kalktığımızda x yok 0. Halen ikisi de aynı sonucu verdi. Limitin var olmadığını
gösteremedik. Bir tane sonucun farklı çıktığını gösterebilirsek herhangi bir yönden yaklaştığımızda limitin var olmadığını ispatlamış oluruz. Şimdi y eşittir x doğrusu boyunca yaklaşalım. Buradaki y eşittir x doğrusu sıfıra sıfır noktasını sağlıyor. X yerine 0 koyduğumuzda y de 0 çıkıyor. Mesela buradaki nokta 0'a 1 olsaydı, x yerine 0 koyduğumuzda sonucun 1 çıkması için y eşit x artı 1 doğrusu boyunca yaklaşmamız gerekirdi. Bu 0'a 0 noktası için y eşittir x doğrusu diyoruz. Buradaki nokta 1'e 3 olduğunda ona göre buradaki doğrunun ayarlanması gerekir. Neyse. Şimdi y eşittir x doğrusu boyunca yaklaşıyoruz. Y gördüğümüz yere x yazacağız. Limit x 0'a giderken dönüşecek. X çarpı burası ln 1 artı x bölü y yerine x yazarsak x kare artı x kare. Limit x 0'a giderken x ln 1 artı x bölü 2x kare. Buradan birer tane x sadeleşir. Limit x 0'a giderken ln 1 artı x bölü 2x olur. X yerine 0'ı götürüp koyarsak yukarısı ln 1 eder ki o 0'dır. X yerine 0 koyarsak aşağısı da 0 eder. Burada 0 bölü 0 ile karşılaştığımızda tek değişkenlilerde 0 bölü 0'dan kurtulmanın yolunu biliyoruz. L'Hopital kuralı ile payın paydanın ayrı ayrı türevini alarak belirsizlikten kurtulup bu limitin sonucuna ulaşabiliriz. İki değişkenlilerde bu yapılamıyor, o yüzden böyle yolların peşindeyiz zaten. Limit x 0'a giderken ln'in türevi içinin türevi bölü içidir. İçerisindeki fonksiyon 1 artı x, bunun türevi 1 eder, bölü İçerisi aynen 1 artı x. Aşağıdaki 2x'in türevi ise 2. X yerine 0'ı tekrardan koyarsak yukarısı 1 çıkar, aşağısı da 2. Sonucu 1 bölü 2 bulduk. İlk ikisinin sonuçlarını 0 bulmuştuk. Üçüncü yaklaştığımız doğru boyunca ise limitin sonucunu 1 bölü 2 bulduk. Farklı limit sonuçları çıktığına göre farklı doğrular boyunca yaklaştığımızda bu limitin var olmadığını anlıyoruz. Sıfıra sıfırda limit yoktur. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyorum.